...ve sunar. ve tarihi programımızda bundan önce İsmail Gaspıralı Bey'in hayatını, yaptıklarını, Türk milliyetçiliğine olan ve Türk diline olan hizmetlerini anlatmış idik. Bugün de gene İsmail Gaspıralı'nın bir akrabası, en az onun kadar Türk milliyetçiliğine ve Türk tarihine tesiri olmuş olan bir büyüğümüzden onun hayatını anlatarak onu almış olacağız. Fakat nasıl İsmail Gazpralı'nın girişinde bu Kuzey Türkleri dediğimiz Tatar kardeşlerimizin yaşadıkları coğrafyanın ve tarihi kısa geçmişini bir defa daha özetlemek istiyorum. Bu gördüğünüz harita Cengiz Han'dan sonra onun evlatlarından, Çüçü Han tarafından ve onun doğulu Batu Batuhan tarafından kurulmuş olan 1227'de kurulduğu kabul edilen Altın Ordu Devleti. Bu Altın Ordu Devleti, gördüğünüz gibi bugünkü Türkiye, Hazar ve İran coğrafyasının kuzeyindeki tüm toprakları kaplayan bir devlet idi. Bu 1395'te Toktamış Hanla e, Timur arasındaki mücadele sonunda maalesef e, dağıldı ve. Bu gördüğünüz de gene Altın Ordu Devleti'nde Kazan, Bulgar, Kiev ve Saray şehirlerini gösteren bir başka coğrafya haritası. Evet, bu Altın Ordu Devleti'nden sonra şu şekilde Altın Ordu'nun bakiyesi olan Hanlıklar meydana geldi. Hatta şöyle diyebiliriz tam bu hanlıkların olduğu devirde Osmanlı'nın en güçlü zamanıdır. Bunu da daha önce belirtmiştik. Biliyorsunuz kanuni 1494-1566 arasında yaşayan ve 1552'de 58 yaşında yani gücünün, hükümdarlığının en güçlü olduğu devirde. O sırada diziden de hatırlayacağınız gibi Hürrem olan meseleleri vardır. Şehzade Mustafa ki 1515-1553'te yani 38 yaşındayken babası tarafından boğdurularak öldürülür. İşte Osmanlı bu gibi iç meselelerle ve boş meselelerle uğraşırken Altın Ordu Devleti'nin bakiyesi olan şu hanlıklara durumuna bir göz atmamızda fayda var biliyorsunuz e, gördüğünüz gibi Sibir Hanlığı, e, Kazan, Altın Orda, Kırım Hanlığı, Asran Hanlığı ve Şeybani yani Özbek Hanlıkları o sırada e, hanlıklar şeklinde e, Altın Ordu Devleti'nin bakiyesi olarak bulunuyorlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi bugünkü Finlandiya'ya yakın olan topraklarda da Rus Devleti var. İşte bu e, 1552'de e, Ruslar e, bu Kazan Hanlığı'nı e, 1556'da Altın e, Astrahan'ı, 1554'te Altın Ordayı, 1600'de Sibir Hanlığı'nı ve en sonunda da 10 Nisan 1783'te Kırım Hanlığı'nı aldı. E, bu Altın Ordu Devleti'nin Tüm topraklarını eline geçirmiş oldular. Ee, burada gene bizim e, bugünkü e, kahramanımızın doğup e, yaşamış olduğu e, topraklar olan Karan Hanlığı'nı görüyorsunuz. Kazan Hanlığı bildiğiniz gibi İdil, e, yani Volga denilen esas Türkçe adı İdil olan nehrin e, kenarında kurulmuş olan çok mümbit toprakları olan bir bölgedeki hanlığımız idi. Ee, bu kazananlığı 1437'de Muhammed Han tarafından kurulmuştu. Şimdi kaybedilmesi konusunda gene bir nokta yaparmak bastıktan sonra konumuza dönelim. Ee, 1550 ile 1554 arasında yaşamış olan Süyünbik'e, Kazan Hanlığı'ndaki Giray Han'ın e, hanımıdır, eşidir. E, 1549'da Sefa Giray ölünce Süinbike 2 yaşındaki oğlu Ötemiş ile kalır. Bunu fırsat bilen Ruslar ki başlarında 4. İvan vardır. Bunu bizim tarihlerimizde korkunç İvan olarak da yazılır. E, Rus tarihlerinde de muhteşem, büyük İmam İvan olarak bahsederler. İvan 1550'de yani e, Giray Han'ın ölümünden bir sene sonra gelip Kazan şehrini kuşatır. Alamaz, yenilir, döner. Fakat bir sene sonra 1551'de tekrar gelir kuşatır ve kuşatmanın kaldırılması için de suyun Bike'nin ve oğlu Ötemiş'in kendisine verilmesini ister. Maalesef bu teklifi Kazanlılar o gün için büyük bir hata işlerler yerine getirip Hakanlarının hanımını ve onun varisi olan oğlunu, 2 yaşındaki Ötemiş'i 4. İvan'a, Ruslara teslim ederler. Ve bir yıl sonra, bu sefer 1552'de İvan tekrar kazanı kuşatmaya geldiğinde hiçbir şart ileri sürmez ve kazanı tam manasıyla yıkar ve yakar. Ee, bu gördüğünüz resimde gene o zamanlarda Bik'e ve oğluyla beraber e, çizilmiş olan o zamanki dönemdeki kıyafetlerini gösteren bir başka resim. Evet burayı e, alan 4. İvan'ın resmi hemen yanında da e, Kazan şehri dendiği zaman bugün de hatırlanan bir kule var. Kırmızı tuğladan imal edilmiş, buna suyun bke kulesi deniliyor. Neden? Çünkü Ivan 1552'de kazanı aldığı zaman bu kule dışındaki özellikle camiler ve evler olmak üzere her şeyi tamamen yıkıp yakmış. Yani şehri Türklerden temizlemiş erkekleri kılıçtan geçirdikten sonra Kazan şehrinin 45 kilometre çevresindeki bütün Tatar köylerinde aynı şekilde Türklerden arındırmıştır. Ve ondan sonraki dönemde uzunca bir süre 50 seneden fazla Türklerin bu topraklara girmeleri yasaklanmıştır. Bu da Kazan şehrine bugün gidecek olursanız Kazan şehrinin ismi bizim de kullandığımız Kazan'dan geliyor. İşte bu da onun alameti farikası olarak şehirde bugün kullanılan gösterilen bir kazan heykeli diyelim. Şimdi burada bizim için en önemli insanlardan bir tanesi Nikolay Ivanovich Ilminski'dir. Bu profesör ünvanlıdır, dilcidir. 1822'de Rusya'da doğmuştur. 1891'de ölmüş. Rus Ortodoks misyoneridir. Peki nedir bu Rus'un? çok önemli. İşte bu Kazan e, ve diğer altın ordu hanlıklarının bulunduğu coğrafyada işgal etmiş olan Ruslar uzunca bir süre, yüzyıllar boyu oradaki halkı Hristiyanlaştırmaya çalışmışlardır. Fakat muvaffak olamamışlardır. Sonra 1861'de Kazan Üniversitesi Türk-Tatar kürsüsü profesör olarak bu atanan e, profesör Arapça ve Tatarca dışında Türk lehçelerinin hepsini bilir ve konuşurdur. Rusya egemenliğinde yaşayan halkları Ruslaştırmak için Hristiyanlaştırma çabaları yerine onların yerelsel Şive dediğimiz dillerinin geliştirilmesini önerir ve bunun içinde İncil'in Kıril alfabesiyle fakat her halkın kendi dilinde basılması gerektiğini savunur. Türk lehçelerinin kendine özgü ayrı bir dil haline getirmek için çalışır. Her bir Türk lehçesini ayrı bir dilmiş gibi ayrı bir alfabesi, edebiyatı olsun ister bu konuda çaba gösterir. Rus olmayan milletlerin kendi lehçelerini Rus harfleriyle yazmasını planlar. İlimiz ki bu fikrini 31 Mart 1906'da yani ölümünden sonra Rusya Milli Eğitim Bakanlığı Rus olmayan milletlerin eğitimiyle ilgili resmi belgelere geçirir. Yani bu önerisi devlet politikası olarak kabul edilir Rusya'da. Her lehçe için ayrı bir yazı dili ve ebedi edebi dil yaratmaya çalışılır. Her boyun kendi şive ve lehçesi özelliklerine göre Kril alfabesiyle ayrı ayrı kitaplar hazırlanır. Türk boyları arasındaki ayrışmanın artırılması ve Ruslaştırma faaliyetlerinin hız kazanacağını bu yolla planlamıştır ve uygulamıştır. Dolayısıyla işte bu topraklarda geçen haftalarda işlediğimiz gerek İsmail Gaspıralı, bugün konuşacağımız Yusuf Akçura gibi Türk Dilci bizim aydınlarımız bu Rus'un bu planlarını bir yerde akamete uğratmış. ve e, Ama gene de arkasından gelen e, dokuz, e, 1917 Rus ihtilalinden sonra e, bütün Türk dünyasının Sovyetler şeklinde dönüşmesi ve Sovyetlere bağlı Rus, e, Komünist, devletler cik, devletçikler haline gelmesini önlenememiş ve ondan da bugün maalesef işte Türkiye'ye gelen birçok Özbek'e sorduğunuz zaman hangi milletlensin dediğiniz zaman Özbek milletinden dedim diyor. Kazaklar Kazak milletindenim diyor bazıları. Ee, i̇şte bu bu ilmiskinin daha bundan 100 sene önce ekmiş olduğu eğitim faaliyetlerinin sonucunda e, her lehçeye bir milliyet e, kazandırma çalışmasının sonucudur. Ve gene İsmail Gaspıralı Bey anlatırken bu faaliyetlerin sonucunda maalesef kanuni devrinde e, 4. İvan'ın e, kazan hanlığını almasına, Osmanlı'nın çok rahatlıkla en güçlü olduğu dönemde dur diyebileceği bir zamanda hiç bu konularla ilgilenmeyip Hürrem'le ve Mustafa'nın idamı gibi konularla ilgilenmesi neticesinde ee, bu topraklar Altın Ordu Devleti'nden sonraki hanlık toprakları Rusların eline geçti. Bu sayede Hazar ve çevresini ele geçirdiler ve Osmanlı'nın arkasını dolaşaraktan kuzeyinde ve doğusunda çok güçlü bir devlet olup en sonunda maalesef işte gördüğünüz gibi sene 1878 Yeşil Yurt'ta Halkalı'da ee, Rus ordularını ee, Osmanlı yani Baş şehri olan İstanbul'un girişinde bulmuş oldu. Evet, e, şimdi e, burada gördüğünüz e, Yusuf Akçuran'ın bugün bahsedeceğimiz Yusuf Akçuran'ın doğum yeri olan e, okla işaret edilmiş olan İdil Nehri kıyısındaki e, Simbir. Simbir buranın eski ismi, daha sonraki şu anda kullanılan ismi Ulyanovsk şehri. Bu e, şehirde e, Yusuf Akçura 2 Aralık 1876 tarihinde İdil kıyısında doğuyor. İdil'in yani e, Rusların verdiği adla Volga'nın ne kadar geniş e, bir sulu nehir olduğunu görüyorsunuz. Burası oldukça düz bir platformdur ve bu tatlı sudan dolayı da topraklar son derece verimlidir. Babası Çoha fabrikası sahibi olan Hasan Bey'dir. Annesi Yunus oğullarından Bibi Kamer Banu Hanım'dır. Yusuf Akçura'nın dedesi Süleyman Ağa diyelim. Züyebaşı Simbir ve Lahavka şehirlerinde Çoha fabrikaları olan, 12-13 tane çuha fabrikası olan çohanın da ne olduğunu özellikle genç izleyicilerimiz için hatırlatalım. Tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaş. Bu özellikle ordular için veya soğukta e, harf etmek durumunda olan orduların için e, çok elzem bir e, elbiselik kumaş oluyor fabrikaları vardır. E, dedesinin ölümünden sonra babasına üç tane çoha fabrikası kalmıştır. Ama Yusuf Akçura iki yaşındayken de bu sefer babasını kaybeder. E, ve ailenin tek yaşayan evladıdır. Annesi ne kalır üç tane fabrika ve Yusuf Akçura'nın bakımı? O da 1882'de e, Simbir'den yani Yusuf Akçura'nın doğduğu şehirden onların baş şehri durumundaki kazana atlı kızakla giderken ki bu aradaki mesafe 227 kilometredir kabaca, yolda bir kızak kazası neticesinde belinden sakatlanır ee, ve bu bel e, sakatlığının tedavisi için İstanbul'a, oradan İzmit ve Bursa gibi kaplıcalara tedavi için annesiyle beraber e, gelirler. Yusuf Akçura 1882'de halası Zühre, Akçuralardan olan halası Zühre, İsmail Gaspıralı Bey ile evlenir. Yani İsmail Gaspıralı Yusuf Akçura'nın halasının kocası yani bir yerde eniştesidir. Yusuf Akçura'nın eniştesinin en büyük özelliklerinden bir tanesinin ee, biliyorsunuz 1883'te e, Kırım'da çıkartmakta olduğu, çıkartmaya başladığı Tercuman gazetesi bu 1914'e kadar 31 yıl aralıksız çıkmıştır ve bu gazetede biraz sonra göreceğiniz gibi o bölge ve bütün Türk coğrafyasında Türkler üzerinde olduğu gibi Yusuf Akçura üzerinde de çok olumlu etkiler yapmış ve onun hayatını değiştirecek bazı kararları almasına sebep olmuştur. 1883'te İsmail Gaspıralı'yla evlenen, halası dolayısıyla bir akrabalığı olan İsmail Gaspıralı 1883'te yani tercümanın çıktığı sene annesi İstanbul'a taşınma kararı alır. Aksaray Yusuf Paşa'da ev satın alırlar. Yani artık e, İstanbul'un yerlisi olurlar. Ve buradayken annesi Dağıstanlı Osman Bey ki Osman Bey Şeyh Şamil'in akrabalarındandır. Onunla ikinci evliliğini yapar. 1888'de İsmail Gaz, e, Yusuf Akçura 11 yaşındadır ve annesiyle ilkokul tahsilini bir sene kadar ara verip miras işlerini halletmek için Kazana ve Simbire gitmek için yola çıkarlar. Odessa'dan sonra Kazana giderken İsmail Gasparalı'ya misafir olurlar ve Yusuf Akçura işte daha sonra hayatında da önemli tesirleri olacak olan İsmail Gasparilija ile bu vesileyle tanışmış olur. Döndükten sonra üvey babasının da telkini ve tavsiyesiyle. Kendisi de zaten asker olmaktadır, istemektedir. 1892'de Kuleli Askeri Lisesi'ne ardından da 1895'te Harp Okulu'na girer. İstanbul'da okurken Necip Asım Yazıksız, Velet Çelebi, Bursalı Tahir Bey ile İsmail Gaspıralı'nın İstanbul'da dağıtılan Tercüman Gazetesi Yusuf Akşuralı'nın Türkçülük fikirlerinin gelişmesinde çok önemli rol oylar. Evet, Yusuf Akçuralı Bey 1897'ye gelindiğinde 21 yaşındadır. Malumat dergisinde Şahabettin Hazret adlı ilk makalesini yayınlar. Bu aslında Kuzey Türkleri ile e, Türkiye Türkleri arasında bir yerde fikir köprüsü kurmak arzusundandır. Onu kendisi daha sonra öyle açıklamıştır. Bakınız, ilk 21 yaşında daha askeri mektepteyken bu çalışmaları yapıyor. Tabii bu çalışmaları karşılıksız kalmamıştır, özellikle Osmanlı hafiyesi tarafından ve harbiye ikinci sınıftayken Türkçülük hareketlerine katılmaktan dolayı 45 gün hapis cezası alır. Daha sonra Kurmay olarak mezun olur ama 1897 yılında bu sefer Erkaniye Harbiye yani Harbiye'den ayrıldıktan sonra askeri mahkeme tarafından bu Türkçülük faaliyetleri sebebiyle kendisi muhabbet hapse mahkum edilir ve Libya Fizan'a ömür boyu sürgün edilir. Sürgün edilen 83 kişiyle beraber daha 23 yaşındayken bu sürgün sırasında 1899'da Trablus'ta ulaşırlar. Oradan Libya'ya ve Fizan'a gönderilecek para bulunamadığı için Trablus'ta kaldıkları dönemde arkadaşıyla beraber Ahmet Ferit Bey ile beraber Fransa'ya giden bir gemiye binerek Fransa'ya geçer. 1903 yılı ilkbaharında Fransa'da bulunduğu dönemde Cenevre'de e, bazı hemşerileri, yakınlarının matbaalarında eniştesi İsmail Gaspıralı'nın 20. seneyisi dolayısıyla hazırlanan etkinliklere faydalı olması için Tercüman Gazetesi'nin 1883'te yayınlanmaya başlanan Tercüman Gazetesi'nin 20 yıl sonra, 1903'teki bu... E, 20. yıl kutlamaları için e, özellikle Avrupa'daki ve Rusya'daki Türklerin katılımı sağlamak için onlara kitapçıklar hazırlar ve gönderir. Ve dolayısıyla e, Rusya'da Türklerin 20. yılı tercümanın dolayısıyla yapılan toplanma bir yerde onların ilk milli kongresi mahiyetini alır. Fransa'da bulunduğu sürede Paris Siyasal Bilimler Okulu'nda girer ve orada Osmanlı Devleti kurumlarının tarihi üstüne bir deneme adlı tezini vererek okuldan üçüncülükle 1903 yılında mezun olur. Paris'te iken Emil Bucumi, Albert Sarol, Fünk, Branten, Levi, Bürül, Tart, Lörel Bolien gibi Fransız milliyetçisi bilim insanlarından eğitim görür, onlarla tanışır, fikir tartışmalarına katılır. Paris'teyken genç Türklerin liderlerinden Ahmet Rıza tarafından Türkçe olarak çıkartılmakta olan Şurayı Ümmet gazetesinde makaleler yazar. Burada Albert Schorl kendisinin fikir hayatında gerçekten önemli tesirlere olan bir bilim insanıdır. 1842'de Fransa'da doğmuş, 1906'da ölmüştür. Ee, ana tezini şöyle özetleyebiliriz: Chorélin, ee, devletler kendilerinden başka güç ve menfaatlerinden başka kanun tanımazlar diye bir tespiti vardır. Bu modern devletin e, bugün de içinde bulunduğumuz gibi tarifidir. Çünkü bundan önce imparatorluklar aile veya şahıs e, imparatorluklarıydı. Menfaatler e, o ailelerin veya şahısların e, şahsıyla e, sınırlıydı. Ama artık milli devletler kurulduktan sonra bu devletler kendi gücünden başka güç tanımaz ve menfaatlerinden başka da kanun tanımazlar. Bugün de yaşamakta olduğumuz zaten budur. Dünyada iki bilinmeyen vardır der ayrıca soru. Birisi kutuplar. Henüz daha işte 1860'larda güney ve kuzey kutbu tam olarak keşfedilmemiştir. Hakikaten oralar bir muammadır. Ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bunun için der ki dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Bu konuda da haklıdır çünkü biliyorsunuz 1980'ler, 1990'lardan sonra özellikle arkeolojik keşiflerin artmasıyla e, Türk tarihi konusunda o güne kadar bilinenden çok daha fazla e, bilgiler ediniyoruz. Yüzyılımızın tarihinde ana faktörün milletler olduğu fikrini savunmuştur Sorel. Yani millet fikrini e, en güçlü ve en önce savunan bilim insanlarından birisidir ve düşünürdür. İşte 1903'te e, bu Fransa'da tezini vermiş Sorel. Artık tahsil hayatı bir yerde bitmiştir ama e, müebbet hapse mahkum olarak Osmanlı'dan e, Tunus'a sürgün edildiği için e, İstanbul'a, Osmanlı'ya dönemez ve 1903 yılında Kazan'a, amcasının yanına gider. Kazan'da 4 yıl tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk Edebiyatı öğretmenliği yapar muhtelif okullarda. Sene 1904 geldiğinde… İşte kendisinin bugün içinde en önemli e, yapıtı olarak e, kabul edilen 1904'te 28 yaşındayken Kahire'de yayınlanan Türk atlı gazetede 32 sayfalık 3 tarzı siyaset isimli makalesi ile Türk siyasel hayatında Türkçülük akımının manifestası olarak kabul edilen bu kitabını yazar. Üç tarzı siyaset, Yusuf Akçura biliyorsunuz 7 yaşında İstanbul'a gelmiştir. Osmanlı'da askeri lisede, harbiyede ve kurmaylık okulunda okumuş bir insan olarak gayet tabii ki bir Osmanlı evladıdır. Ve istemektedir ki o devir içinde tek ve en güçlü devlet olan, Türk devleti olan Osmanlı'nın tekrar ayağa kalkması. Ama orada e, bu toparlanabilmesi için e, bir aydın olarak üç tane kendisi yol görmektedir. Bunlardan bir tanesi Osmanlıcılıktır, ikincisi İslamcılık, üçüncüsü Türk Milliyetçiliğidir. Bunların hepsini bu kitapta bu makalesinde e, tartışmaya açar, dediğim gibi Türkçülüğün manifestosudur ve bu her üçünü inceledikten sonra kendi kanaatinin Türk milliyetçiliği fikrini olduğunu savunur. Yalnız o kitabında değil bu 1904'te çıkmış olan kitabından sonra 1935'te ölene kadar bunun savunmasını her makalesinde, her kitabında görmekteyiz. Evet. Bu üç tarzı siyasetin bir başka e, kapak resmi. Bu kitabında e, ve diğer yazılarında e, Yusuf Akçura yaşadığı tecrübelere dayanarak ki bu tecrübeler Rusya'da, Rus baskısında yetişmenin dışında ondan sonra Osmanlı, Osmanlı'dan sonra Paris, Paris'ten sonra Kahire ve bütün Türkiye'de Orta, As e, Orta Doğu ülkelerini e, Kahire ve Kudüs, e, Lübnan e, gibi yerleri dolaşarak edinmiştir. Yani Türk dünyası hakkında oldukça geniş bilgi ve kanaat sahibidir. Her gittiği yerde çok önemli incelemeler yapmıştır. Onlar hakkında bazı e, zaten size bir düşüncelerini aktaracağım. Bunlara dayanarak der ki, Osmanlı milletini vücuda getirmekle uğraşmak beyhude bir yorgunluktur. Yani bunun sonunda hiçbir şey çıkmayacaktır. Çünkü artık 1904'ten sonra yaşanan dünyadaki gerçekler Osmanlı milleti diye bir e, düşüncenin olamayacağını, bunun ancak beyhude, boşuna yapılmış olan bir yorgunluk olacağını söyler. İslam Birliği fikri milletleşme sürecini tamamlamış Arap devletleri için bile söz konusu o gün için değildi. Bugün içe hiç ve hiç değildir. O zaman Türklerin birleşmesini Lisan Birliği'nde gören Yusuf Akçura, 4 senelik ilk okulların ilk, ilk 3 yılında mahalli şive ile eğitim yapılıp, 4. ve son senesinde ortak Türkçe lisanı ile yazılmış kitaplar okunmalıdır der. Bu fikri savunur. Yani o da Türk milleti fikrinin lisan temelli olacağını ve ortak lisanın bunu sağlayacağını bilir ve yazılarında bunu savunur. Kazanda 1905 yılında İsmail Gaspıralı, Ali Merdan Bey, Abdülreşit Kadı İbrahimov gibi Türkçeler, Türkçülerle birlikte Rusya Müslümanları İttifakı adında bir parti kurar. Yani 1903'te Paris'ten amcasının yanına kazana geçmişti. Orada da 4'te 3 tarzı siyaset adlı en önemli fikrini ortaya koydu. 905'te de e, Oradaki mahalli Türkçülerle beraber Rusya Müslümanları İttifakı altında bir parti kuruyor. Bu partiyle beraber 1906'da genel seçimler Rusya'da yapılacaktır. Fakat e, seçimler bitene kadar kendisi 43 gün hapise alınır. Yani tek yapılmak istenen milletvekili olmaması, seçimlere girmemesidir ve Ruslar bunu sağlar. Kendisini hapse atarlar. Fakat o da bu partide kendinden sonraki arkadaşı olan e, ilk e, Duma'ya e, Sadri Maksudi Arsal'ın seçimini sağlar. Yani Sadri Maksudi Arsal e, Yusuf Akçura'nın yerine milletvekili olarak Duma'ya giren e, bir Türktür. 907 yılında Rusya'da Meclis dağıtılır ve kanunlar Rus olmayanların aleyhine değiştirilince karşı yayın yapan Yusuf Akçura tutuklanmamak için arandığı bir sırada İsmail Gaspıralı'nın yanına Kırım'a gider ve orada Kırım'da Safes imzası ile yazılar yazar. 1908 çok önemlidir Türk dünyası için. Çünkü Osmanlı'da ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Ee, o sırada Rus savcının kendisini tutuklama kararı e, henüz e, kendisine ulaşmadan e, güzel bir tesadüf bir iki gün önce kendisi İstanbul'a gitmeye karar verir ve Kırım'dan İstanbul'a geçer. Burada İstanbul'a gelince Harp Akademisinde Darüşşafaka'da Medresi Tül vaizin veya Darül Muallim adlı okullarda siyasi tarih öğretmenliği yapar sene 1908. 1909'da İstanbul Üniversitesi yani Darül Fünün Edebiyat Fakültesi'nde ve Mülkiye'de 1915 yılına kadar aralıksız dersler verir. Evet, 25 Aralık 1908'de İstanbul'da Türk Derneği'nin kurucuları arasındadır. Yusuf Akçura 1908 yılında kurulan bu dernekte Mehmet Fuat Köprülü, Mehmet Emin Yurdakul gibi ünlü isimlerin yanı sıra Türklük davasına gönül veren Ahmet Mithat Efendi, Emrullah Efendi, Tahir Bey gibi isimlerle beraber çalışır. Sene 1911 yılında dergi ve dernek Türk Yurdu adını alır. 18 Ağustos 1911 tarihinde de Türk Yurdu Derneği'nin kurucuları arasındadır. Ve derneğin yayın organı olan Türk Yurdu Dergisi ki bugün de Türk Ocakları'nın yayın organı olarak aynı isimde devam etmektedir. O derginin ilk kurulduğu günden itibaren 17 yıl boyunca yönetmeliğini yapar. Sene 1912 kurulan Türk Ocağı'nın kuruluşunda da Yusuf Akçura en önde ve rol alan bir kişidir. Şimdi bakınız buraya kadar İstiklal Savaşı öncesindeki Türkiye'deki fikir hareketlerinin içerisinde özellikle Türk milliyetçiliği hareketinin içerisinde gerek fikir adamı olarak gerek uygulayıcı olarak Yusuf Akçura'yı her bir derneğin, partinin ve faaliyetin içinde en önde görüyoruz. Şimdi Size e, bir başka kendisinin pek bilinmeyen bir yönünü tanıtmak istiyorum. Şu elimdeki e, onun yazdığı kitapların dışında işte Suriye Filistin Kudüs seyahatlerinde e, yazmış olduğu mektuplar vardır. Bunlar Ömer Hakan Özalt Bey tarafından toplanmış ve tek bir kitap halinde yayınlanmıştır. Burada tabii ki bu kitapta verdiği anlattıkları belki bir program konusu ama işlerinden bir tane önemli gördüğümü size anlatmak istiyorum. Bakınız şu resimde gördüğünüz, Beyrut Amerikan Üniversitesi kurucusu Doktor Daniel Biz Bu 1823 yılında Amerika'da doğuyor, 1816'da 93 yaşında Beyrut'ta ölüyor. 1866'da Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde yabancıların yabancı okulu olarak yani başka devletlere bağlı okullar olarak okullar açması müsaadesini verince başta Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, e, hatta Bulgarlar ve Ruslar Osmanlı topraklarında daha sonradan misyoner okulları adını takacağımız bu okulları birbiri ardına açmaya başladılar. İşte bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Beyrut'ta bugün de hala Amerikan Üniversitesi olarak görev yapan ve kurulduğu günden itibaren şu resimde gördüğünüz binada hizmet gören okul. Şimdi bakınız bu Osmanlı'nın tek faaliyeti, Osmanlı'da yabancıların özellikle Amerikalıların tek faaliyeti değildir. Osmanlı Devleti son zamanlarda işte bu verdiği akıl almaz kapitülasyonlar neticesinde sonunu hazırlamıştır. Çünkü bizzat kendi ayaklarına kursun sıkmıştır. Kendi vatanındaki insanların başka milletlerin amaçları için onların eğitiminde, onların öğretmenleri, onların parasıyla, onların okullarında, onların dillerinde yetişmesini sağlamıştır. İşte bunlardan bir tanesini ve en önemlisini Yusuf Akçura Bey kendisi oraya yaptığı seyahat sırasında daha 24 Nisan 1913'te, bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 10 sene önce Beyrut'a yaptığı seyahat sırasında Beyrut'un durumunu anlatıyor. Çok kısaca şey özetleyeyim. 40 bin Müslümanın 27 mektebi var. Bunun da yalnızca 4 tanesi kız çocukları için. Bu mekteplerde 2000 kadar erkek, 500 civarında da kız çocuğu okumakta. Hristiyanların ise 42 erkek 25 kız okulu var. Artı bu okullardaki eğitim durumlarını karşılaştırıyor. Türk veya Müslüman okullarında ne kadar geri bir eğitim olduğunu, buna karşılık Hristiyan okullarında nasıl günün e, teknolojisinin ve gereklerinin takip edildiğini tespit etmiş, anlatıyor Diyor ki, Hristiyan okulları arasında iki büyük üniversite ve birkaç ortaokul, lise olduğu gibi ilkokulların tamamı da en yeni usulde ve en güzel tertipte ders vermektedirler. Hristiyanların 67 okuluna 10 bini aşkın erkek ve kız öğrenci devam etmektedir. Bu 10 bini Müslümanların 2500'ü ile karşılaştırdığımızda sıf rakamsal olarak dört misli olduğunu görürüz. İşte bu okullardan bir tanesi 1866'da kurulan Beyrut Amerikan Okuludur, üniversitesidir ve kendisi orayı 1913'te ziyaret ettiğinde Yusuf Akçura diyor ki okulun kurucusu olan Doktor Daniel Bills 1866'da okulun kurucusu olarak buradaydı. Bugün 1913 hala burada yaşamakta ve okul müdürlüğünü yapıyor. Ve ben bir şey daha tamamlayayım. Kendisini takip ettim. Bu doktor Daniel Bliss 1913 değil, 1916'da 92 yaşında 50 yıl aralıksız bu okulda müdürlük yaptıktan sonra, misyonerlik yaptıktan sonra, Amerikan menfaatlerine hizmet ettikten sonra ölmüştür. Ve biraz önce söylediğim gibi Osmanlı topraklarında Yusuf Akçura'nın belirttiği bu örnek tek değildir. Diğer ikisinin ismini söyleyeyim. Bir tanesi 1899'da Merzifon'da kurulmuş, Dr. George Edward White tarafından gelip kurulmuş olan üniversite şeklindeki bir Amerikan misyoner okuludur ve George Edward White burada yeni evli olarak gelmiş. Çocukları 25-30 yaşına gelene kadar burada kalmış. 27 yıl Merzifon'da aralıksız görev yapmış ve o civardaki bütün başta Ermeni ve Rum çocuklarını bu okullarda okumasını sağlamıştır. Bir diğeri İstanbul'da Osmanlı'nın başkentinde Boğazda ve kurucularının İslam İstanbul'a nereden girdiyse oradan çıkartacağız e, talimatıyla kurdukları Robert Kolej'dir. Robert Kolej 1863'te kurulmuş. Kurucusu dört tane doktoralı papazın bir tanesinin adı Robert olduğu için onun adınadır. Ama Robert'le beraber bulunan Washburn, o da doktordur. Daha sonradan Türkiye'de 50 yıl isimli kitap yazmıştır. Yani yalnızca e, Beyrut'taki Doktor Daniel Bliss değil, Robert Kolej'in kurucularından, Vaspord'da 50 yıl ve Merzifon'un kurucusu George Edward White da 27 yıl bu okullarda kendi milletlerine hizmet için görev yapmışlardır o günkü Osmanlı topraklarında. Şimdi bu gibi çalışmaları da 1913 yılında bu tespitleri, bunun gibi yüzlerce tespiti hele hele bu kitapta e, Theodor Herzl'in Siyonizmin ve Yahudilerin nasıl dünya devletleri tarafından de desteklendiğini Arapların neden bunlara topraklarını kayıtsızca sattıklarını da belirtir. Onu da isterseniz kısaca söyleyeyim. Mesela e, Musa Cebrullah Bigiev, bu da Aynı şekilde Türkçü e, ve Türk milliyetçisi, şuurlu bir e, insandır. Onu da kitabına bir makalesini almış. Diyor ki, bir zamanlar Osmanlı Devleti tarihinde falan bölgeyi etrafıyla birlikte Leistan'a terk etmek şer an caizdir gibi fetvalar veren Şehli Üstam Fezzullah Efendiler vardı. Son zamanlarda Sultan Aziz devrinde Yabancı sefirlerin altın ve hediyelerine aşık olarak Balkanları da feda etmiş olan Şehlül İslam Hasan Fehmiler de siyaset sahnesine çıkmıştır. Balkanlara ve Rumeli kıtasına nispetle çok küçük olan Filistin topraklarına bugünkü Şehlül İslamlığın bakışı nasıldır acaba? Arkadaşlar bu Cumhuriyet'ten önce 1913'teki işte Yusuf Akçura ve onun gibi düşünenlerin o topraklardaki geleceğe ait endişelerini yazılı ve belgeli olarak ortaya koyduklarıdır. Sene 1916 Rusya'daki Türklerin korumaları için Rusya'daki mahkum Müslümanlar Türk Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti'ni kurar 1816'da. 1918 yılında Rusya'da Türk esirleri kurtarmak için, harpte esir olmuş Türkleri kurtarmak için hilal Ahmer Cemiyeti yani Kızılay temsilcisi olarak Rusya'da bir yıl kalır ve görev itifa eder. 1919 yılında İstanbul'a dönünce Rusya'dan siyasi bir parti olan Milli Türk Fıkrası'na katılır. Aynı yılın sonunda İngilizler tarafından tutuklanır ve hapsedilir. Burada 1920 yılında hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey'in eşi, Müfide Ferit'in kız kardeşi Selma Hanım ile evlenir. Milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçer, hariciye vekaletinde genel müdür olarak görev yapar. Şimdi burada hapisteyken kendisi boş durmamış, ve İngilizler tarafından tutuklandıktan sonra orada şark meselesi konusunda bir e, çalışma yapmış. Şark meselesi daha sonra 1920 yılında yayınlanıyor. Fakat onun da orada ne kadar e, önemli konulara değindiğini size belirtmek istiyorum. Gene bir kitabından tek bir paragraf okuyacağım. Türkler Avrupa'ya ayak bastığı andan itibaren... Bir şark meselesi tevennün etmiş, yani oluşmuş oldu. Ve Rusya Avrupalı bir devlet olur olmaz, bu meseleyi kendi nefsine halletmek davasına kalkıştı. Bu tespiti yapan kim? Sorel, biraz önce adını bahsettiğimiz Fransız düşünür. İşte bundan ele alaraktan bizim e, Yusuf Akçura Bey şark meselesini o kadar güzel bir şekilde incelemiş ki, Romanovların yani büyük Petro'nun biliyorsunuz 1672-1725 aynı müthiş Ivan 4. Ivan'ın çizgisinde giderek sıcak denizlere inmek istediğini onun için Rusların her zaman için Türklerle olan bir toprak meselesinin, boğazlar meselesinin, sıcak su meselesinin yani egemenlik meselesinin olduğunu daha o zamanlar bu Şark Meselesi kitabında ortaya koymuş. Evet, 1920 yılında e, hapisten sonra evlenir ve e, genç hanımıyla beraber Ankara'ya, Anadolu'ya e, Atatürk'ün yanına milli mücadeleye katılmaya gider. Ve e, 1921-22-23 harp yıllarıdır. Türk ordusunda subay sıkıntısı vardır. Yaşı ilerlemiş, Atatürk'ten 5-6 yaş büyük olmasına rağmen. Ee, Yusuf Akçura harp yüzbaşısı olarak İstiklal Savaşı'nda Sakarya Muharebelerine katılır. Sakarya Muharebeleri biliyorsunuz 23 Ağustos'ta başlamış. 13 Eylül'de 1921'de sona ermiştir. 22 gün 22 gece süren oldukça uzun e, Türk ordusu için çok önemli bir savaştır. İşte burada da görevinin başında, silahının başında Yusuf Akçura'yı o zaman çekilmiş olan bir resmiyle görüyorsunuz. Savaş İstiklal Savaşı neticesinde 1923 yılında İstanbul mebusu seçilerek meclise girer. İstiklal Savaşı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisidir artık. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden ve İstanbul'un da itir, e, işgal etmiş olan İtalyan, Fransız ve e, İngilizlerden teslim alınması konusu vardır. İtiraf devletleri dediğimiz bu devletlerin temsilcileri ile 11 Ağustos 1923 ile 11 Mart bin, e, arasında e, pardon e, itiraf devletlerin temsilcilerinden İstanbul'u temsil alır. Teslim alır. Ve 1923-35 arasında ikinci, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem İstanbul milletvekili olarak 5. dönemde Kas Milletvekili olarak Büyük Türkiye Millet Meclisinde bulunmuştur. Akçura 8. tarih kurum başkanlığı yapmıştır. İstiklal Savaşı kazanılıp Cumhuriyet kurulduğunda ise Maarif Bakanlığında çevirmen, Fransızca ve Rusçası çok iyidir biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığında Doğu Sorunları uzmanı. 1921-24 arasında çeşitli kurumlarda tarih dersi vermiş. 1925'ten başlayarak Ankara Hukuk Fakültesi'nde siyasi tarih dersleri vermiştir. 1920'den 1935'teki ölümüne kadar hayatının son 15 senesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kültür ve siyaset danışmanı olarak çalışmıştır. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bu dönemdeki çalışmaları, sözleri tamamen Akçura ile beraberdir, aynı doğrultudadır. Örnek verelim. sene 15 Ekim 1921. Azeri Türklerinin dertleri, kendi dertlerimiz ve sevinçleri, kendi sevinçlerimiz gibi olduğu için onların dileklerine ulaşmaları, özgür ve bağımsız olarak yaşamaları bizi çok sevindirir. Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmamış. Sene 21, 23'ten 2 sene önce Mustafa Kemal Atatürk Azeri Türklerinin bağımsızlığı hedefini kendi hedefi olarak koyuyor ve yazılı belge haline getiriyor. Sene 1923 Yusuf Akçura'yı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı satırlarda görebilirsiniz. Ne diyor 1923'te Mustafa Kemal Atatürk? Biz doğrudan doğruya milletperveriz. Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetin dayanağı Türk milletidir. Bu milletin fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa o millete dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur. Biz esasen milli mevcudiyetin temelini milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. Gelelim Büyük Nutuk. Bir başka belge, yazılı belge. 15-20 Ekim arasında 1922'de Mustafa Kemal'in Atatürk'ün bizzat okuduğu e, nutuktan Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Evet. Şimdi e, demiştik ki Avrupa Günümüzdeki Avrupa tarihi konusunda hukuk fakültesinde uzun yıllar e, Yusuf Akçıra hocalık yapmıştır. Şu gördükleriniz o zaman verdiği ders notlarının bugün yayınlanmış olan kitapları. Şimdi bunların içeriğinden de tabii bahsetmeye vaktimiz yok ama size burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. O da şudur, bu kitapların her üçünde de Atatürk'ün ön sözü değil, ön bir çok önemli sözü vardır. Bakın 1933'teki ilk e, ders kitabının e, üzerinde Atatürk'ün şu lafı var: Hayat mücadeleden ibarettir. Üniversitede okuyan Türk çocuklarına en önemli öğütü bu kitabın belki bir yerde özeti. Ne diyor? Hayat mücadeleden ibarettir. 1933, Gazi Mustafa Kemal. Sonra 1930-31 arasındaki bundan önceki Avrupa siyasi tarihinde ne diyor? Süngü, kuvvet, şeref ve haysiyetin müdafaa edemediği hatları başka hiçbir prensiple müdafaa edilemez. Evet. Bir ondan önceki 1929-30 döneminde verdiği derslere yazdığı ön sözde şu. Hayat mücadele, müsaademe demektir yani müsaademe dediği çarpışma demektir. Hayatta muvaffakiyet mutlaka mücadelede ve muvaffakiyetle mümkündür. Bu da manen ve maddeten kuvvete ve kudrete istinat eder bir keyfiyettir. 1929-30 Ve bu önemli tarih, siyasi tarih derslerinin toplanmış olduğu bu üç seneki kitapta e, tek bir paragraf vereyim e, Yusuf Akçura burada talebelerine diyor ki bizim tarih dersinde verdiğimiz nihayet bir anahtardır Bu verdiğimiz anahtar size tarih hazinesini açmaya yarayabileceği gibi vazifemizi ifa etmiş ol bunu vermekle vazifemizi ifa etmiş olmakla memnun olur onur duyarız Lakin asıl asıl hazineyi açacak ve oradaki hesapsız menfaatlerden hukuk şinazlık ve fesat açlık hayatında sizin istifadenizi sağlayacak ancak kişisel sizin çabanızdır. Evet. Şimdi Yusuf Akçura az bir şey kaldı. Devam edelim, bitirelim. E, nin e, kendisinin çok çeşitli konularda öğütleri olmuştur dedim. Mesela bir öğütünü daha yazılı kitaplarından vereyim. Şunu da unutmayalım ki kapitalistler çok akıllı, çok kurnaz ve pratik adamlardır. İstismar edecekleri memleketin ahalisinden bazılarını bilinçli ya bilinçsiz yol göstericiler, acenteler olarak temin ederler. Acente dediği zaten yurt dışında üretilen malın buradaki komisyonlu satıcısı. Bu gibiler için inandırıcılık yolu ile çoğunlukla maddi etkenler ile olur. Avrupa kapitalistler, kapitalistlerinin mükellef sofralarından yere düşen kırıntılar karşılığında onlara hizmetçilik, çağırtkanlık ederler. Yani işbirlikçilerin onların sofralarından düşen kırıntıları yemek karşılığında kendi toplumlarını bu insanlara pazarladıklarını söylemektedir. 1931 yılında Atatürk tarafından Türk Tarih Kurum Başkanlığı'na görevlendirilir. 8 Nisan 1932 tarihinde Türk Tarih Başkanı olmuştur. 33'te İstanbul Üniversitesi siyasi tarih profesörü olur. 11 Mart 1935'te İstanbul'da 59 yaşında. Evet. Kalp krizi sonucu ölür. Ama fikirleri en başta üç tarzı siyasette olduğu gibi Türk dünyasında yaşamaktadır. Şimdi kitapları hakkında çok kısaca bilgi vereyim. Üç tarzı siyaset söylemiş idim. Ölüm ve Tarih 906 3 Haziran Vakkayı Müessifesi 907, Mekufiyet Hatıraları 1907 ki onların hepsi var burada. 9 Osmanlı Saltanatı Müessesatının tarihine ait bir tecrübe. Eski Şurayı Ümmet'te çıkan makaleleri 1913. Rusya'daki Türk Tatar Müslümanlarının Şimki şimdiki vaziyetleri ve emelleri 1914. 1920 şark meselesine dair tarihi siyaset notları biraz önce bahsettim. Muasır Avrupa'da 1923'te siyasi ve içtimai fikirler ve fikri ceryanlar. 24 siyaset ve iktisat. 1928 Türk yılı İstanbul'da basılmıştır. 27-35 arasında zamanımızın Avrupa siyasi tarihi 1940 ölümünden sonra devletinin Osmanlı devletinin Dağılma devri, 1944, ta kendim, bu hatıra defteridir. Yani defteri amiraneyim, yani bizzat ben manasında. Evet, bu kadar e, yıl bu konularda çalışmış bir insan olarak, Yusuf Akçural'ın son fikri, tek çıkar yolun Türk milliyetçiliği olduğudur. Bunu da kitaplarında açıkça söylemiştir. Kendisi, Kazandaki ham mescidi maketine benzer bir mermer e, lahit altında Edirne Kapı şehirliğinde yatmaktadır. E, Türk milleti ve Türk milliyetçiliği olarak bu e, insanlara fikren çok şey borçluyuz. Bugün Türk devleti ve Türk şuuru dünya üzerinde ayaktaysa bu gibi kahramanlarımız fedakarlıkla bu işlere hizmet eden insanlarımız sayesindedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son...